Kaliteden ödün vermeyen Evser Grup, giyim, ayakkabı ve mobilya Sivas yolcularını sunar. Aşıkların diyarı Sivas, Sivas. Sıcacık insanları Sivas, Sivas. Doyumsuz güzelliği var Sivas, Sivas. Koca bir sultanı var Sivas, Sivas. Ölümsüz türküleri Sivas, Sivas. Dört dörtlük bir memleket Sivas, Sivas. Zara'nın balı vardı, Gürü'nün elması vardı. Divri'de Ulu Cami, Kangal'da aslan vardı. Balıksa su şehrinde, kavun akıncılarda. Gölü göl ovasında, aşık Veysel Sarıkışla'da. Zaralı Doğan Çarlı Sivas, Sivas. Yıldız Eli Ulaşlı Sivas, Sivas. Gemerik Hafik Altın Yaylalı Sivas, Sivas. Koyulhisar İmranlı Sivas, Sivas. Su Şehri Akıncılar Sivas, Sivas. Divri Gürün Kangalı Sivas, Sivas. Sarıkışla Göl Ovalı Sivas, Sivas. Yemyeşil manzaralı Sivas, Sivas. Hamamda kese attırmak, sabah kelle kırdırmak. Herkesle kardeş olmak ne güzeldir Sivas'ta. Ayakkabı boyatayım mı kardeş? Etli ekmek döktüreyim mi kardeş? Sivas kırmızı beyaz, kargış kıyamet kardeş. Evet sayın seyirciler, Sivas'ımızın Kangal, süper Kangal ilçesindeyiz. Yanımızda Kangal Belediyesi, helal olsun sevgili başkanım Ahmet Kürşat Apaydın. Kangal Belediye Başkanımız, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Atatürk. Allah Allah, süper. Helal olsun sana başkanım. Zaten Kangal'ımız burada, şehrimiz burada. Geldik. Çok güzel bir ilçe. Güzelleştiren başkanımıza tebrikler, sağ olsun, var olsun. Orada Atatürk müziğimiz. Merhabalar baba.
Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne güzel bir şey değil mi bu? Tabii tabii ki illaki. Hoş geldiniz. Başkanımız nasıl? Çok güzel. Gençten dinamik çalışan bir insan. Süper. İşi gücü rast gelsin. Sen de iyisin baba. Sağ ol Allah. Sağ ol baba. Var olasın. Evet efendim. Ne güzel. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanımız içeride mi? Buyurun içeride. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Evet sayın seyirciler. Sivas Kangal'da paylaşımcı, yürekli, verdiği sözlerini yerine anında getiren, herkese koşan, dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan her kesime kucak açan, canımızdan bir parça olan Atatürk'ümüzü makamının her yerinde göz önünde koyarak sevgisini tüm Kangal ve çevresine duyuran Kangal'ımızın değerli belediye başkanımız Kürşat Apaydın Bey'in çok güzel makamındayız efendim. Önce şöyle bir gelelim. Kendisi burada, Atatürk burada, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'muz burada. Efendim selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Saygılar efendim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ne güzel bir insansınız ya. Şu var ya, bu beni bitirdi. Eyvallah. Vallahi bile. Burada da bir resim var. Bakın sayın seyirciler. Öyle bir resmi nerede bulmuşsa ilk defa görüyorum. Çok güzel bir arşivden almışım var ya. Teşekkür ediyorum. Bizim özelliğimizin, kendimizi anlatan, Türk milliyetçiliğimizi anlatan ve bizim özümüzde, kalbimizde olan Atatürk'ümüzü makam odamızın çeşitli yerlerine, sayılar demek ifade doğru olmaz ama 5 adet poster yaptırdık. Atatürk milliyetçisiyiz, vatan millet sevdalısıyız, özelliğimiz budur. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum, sağ olun, sağ olun. Zaten ben dün bir söyleşi yaptım bazı arkadaşlarla dışarıda, bu güzel ilçemizde. Belediye başkanımız nasıl dedim, aman dediler, laf mı dediler ya, 10 numara. Eyvallah. Yemin ediyorum hepsi korkusuz dedim ya, helal olsun ama yerine göre de yumuşar, can olur çocukla çocuk ve sevincini herkesle paylaşır, mutluluğu herkesle paylaşır, öyle bir paylaşımcı efendim. Evet efendim, neler yapıyoruz? Ya, siz iyi olursanız, siz dürüst olursanız hak da sizi görecektir. Ona göre yorumlarını, dileklerini söyleyecektir. Ne güzel. Evet. Ne diyor burada? İki insanın dedikodusu çok olur. Başarılı bir adamın, iki kaliteli bir kadının. Helal olsun. Bunları bulmuş şefim. Burada da aşık ruhsati. Ruhşad olsun. Zaten bizim Sivas aşıkların, Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun memleketi evvelallah. Doğrudur. Evet, yani bizim... anladı bu güzel Kangal'ımızı. Şimdi, kısa bir özet. Biraz önce şeyi başladınız, sormuştunuz yani yeni dönem. Evet, ilk dönemimiz. Yaklaşık 2,5 yıl oldu. Ama sanki 10 senedir götürüyorsun, helal olsun. Vallahi billahi. Dışarıdan belki öyle görünüyor ama biz içeride sevsinler. Allah razı olsun, biz de onları seviyoruz ne tabii güzel. Ki. Yani Kangal'ın, Sivas'ımızın coğrafi iklim yapısına baktığınız zaman neredeyse 6 ay yaz, 6 ay kış olan bir memleket. Onun için bizim dönemimiz 5 yıl doğru ama 6 ay çalışıyorsunuz, 6 ay kış döneminde çalışamıyorsunuz. Yani ortalama 2,5 yıl gibi bir zamanda görevinizi ifa etmek, yerine getirmek. 5 yılın yarısı. Öyle diyorum yani, mücadele ediyorsunuz. Tabii biz seçildiğimizde sözlerimiz vardı. Kangal'ın en elzem olan, en önemli iki sıkıntısının başında su sorunu ve yol sorunu vardı. Vaadimizin bir ve ikinci maddesi bununla ilgiliydi. İlçemizin yaklaşık %30'una yani gündüz saatlerinde su olmaması gibi çok vahşi bir durum vardı. İlk önce bunları çözdük. Evet, hem yürürüz hem dolaşırız burayı. Buyurun. Evet. İlk önce bunları çözmek adına 2021 yılını yani bu ayın Nisan ayında verilmesi gereken su projesini hızlandırarak yaklaşık 1 milyon ek maliyet üzerine koyarak 2020 yılının Haziran ayında tüm ilçemizin su sorununu kökten radikal şekilde çözdük. Evet. Şu anda ilçenin hiçbir tarafında, tamamında, bütün meskenlerin hiçbirinde su sorunumuz yok elhamdülillah.
Ne güzel. İkinci önem arz eden konu biraz önce bahsettiğim yol sorunuydu. Evet. 6,5 kilometre yan yollarla beraber yaklaşık 8 kilometreye yakın Kangal tarihinde yapılmamış bir sıcak asfalt yaptık. Evet. Bunun yanı sıra inşallah hava şartlarını görüyorsunuz bugünlerde. Biraz soğuk olması hasebiyle inşallah hızlandırarak bir ay içinde bir 2 kilometre daha sıcak asfalt yapmak kaydıyla ilçemizin asfalt sorununu çözmüş bulunacağız inşallah. Ayrıca ilçemizin 8 mahallesinin ara yolları, anarterlere bağlanan yollar başta olmak üzere bu dönem 83 bin metrekarelik ihalesini bitirdik, parke taşını. Üretim ve sermeşi devam ediyor. Hava şartları uygunluğuna göre yılbaşına kadar Allah'tan bir mani keder olmazsa 83 bin metrekarenin tamamını ilçemizin önemli yerlerine sererek bu işi de çözmüş olacağız inşallah. Ne güzel. Evet. Helal olsun size vallahi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Her tarafa doldurmuşsun Atatürk'ümüzü, ne güzel. Vallahi billahi. Biraz önce sayın seyirciler. Atatürk milliyetçisiyiz yani. Evet. Çok tabii. Güzel. Atatürk yoksa biz yokuz. Bugün burada oturuyorsak, sohbet ediyorsak, bir ortamda bulunuyorsak, rahmetlinin yüzü suyu, yaptıkları işler, faaliyetler, mücadelesi uğrunda biz buralardayız. Mekanının ruhu şad olsun. Tekrar. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi peki yapacağınız bir proje var mı yeni? Bu güzel beldemize yakışacak bir güzel şeyler ilçemize. Şimdi biz devraldığımızda biz astronomik bir borçla devraldık Kangal Belediyesi. Oo. Çok astronomik bir borç. Artık uzandım bu kelimeyi söylemekten. 52 milyon gibi bir borçla aldık. Gelir az, gider çok. Mesela şöyle bir ifade edeyim. Dediler ki işte Nisan Mayıs ayında bunlar artık işçinin maaşını bile ödeyemez dediler. İşçiler işten çıkarır dediler. Siz Allah'la ne olur? Hem işçi sayısını çoğalttın ve hatta Kangal tarihinin hiç belediye zamanında görmedikleri %50 zam verdi. %50 zam verdi. Peki bunu yaparken neyi düşündünüz, nasıl olacaktı? Kangal'ın, belediyenin hizmetlerini yapan bu birim ve şantiye bölümü dediğimiz diğer bölüm. O işçiler çalıştıkça siz burada mutlu oluyorsunuz. Yani sizin yüzünüzü bu birimi oraya güldürecek. Siz de işçilere güzellik yapacaksınız ki işlere rahat olsun, içinden gelerek yapsın. Bu birdi. İki, RES projesini hayata geçirdik. Yani Rüzgar Enerji Santrali projesi. Ayın sonu gibi, 9. ayın sonu gibi inşallah TH'in onayı bizim ÇEDAŞ'la karşılıklı anlaşmadan sonra İller Bankası'nın 10 milyonluk ihaleye çıkarak bu işi bitirmiş olacağız. Bu sene belki peyderpey alt tavan taban kısımları yapılabilir, kaz işlemleri yapılabilir. 2022'de de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun getirisi şöyle, yaklaşık ömrü, amortisman ömrü 25 yıl. 25 yıl, yani 5 yılda kendini amorti edecek. 20 yıl Kangal Belediyesi'ne her ay, bugünkü bu ayki parayla söylüyorum, 230 bin, 240 bin veya 250 bin arasında her ay nakit para getirecek Kangal Belediyesi. İkinci bir gelir kaynağı olarak da şöyle bir program hayata gerçekleştirdik. Gider çok. Gider çok tabii. Her belediyede böyledir. Gider çoktur, gelir azdır. Kartlı akıllı su sayaçları. Duymuşsunuzdur tabii bunu. Evet. 3800 aboneye bedava vermek şartıyla, saatleri bedava vermek şartıyla tüm Kangal 8 mahallemizin tamamını kartlı sayacına geçirdik. Bundaki önemli maksadın biri şuydu, kaçağı önlemek. İkincisi her ay belediye nakit akışını hızlandırmak. Evet. Bunu da faaliyete geçirdik çok şükür. Bundan sonra belediyemiz 2022'den sonra faaliyetlerini üst üste koyarak artırarak inşallah devam edecektir. Devam eder sizin bu güzel çalışan beyninizle, yemin ediyorum. Allah razı olsun. Nasip meselesidir. Ben nasibe çok inanırım. Nasipten öte bir şey yok. Kangal şehitlerimize çok önem veriyorsunuz siz. Ne güzel. İlk defa öyle bir şey gördüm burada. 15 Temmuz şehitleri, ondan sonra Piyade Er Hasan, Torun, Bedri Karatepe, Hayri Koçak, Battal Karadağ, İbrahim Erdem, Nesimi, Kenan Ardıç, Muharrem, Murat Çalışkan, Erdal, Özgür Çevik, Necdet Alıcı, Murat İnci ve daha niceleri. Allah evet. Rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Mekanları nur olsun. Evet, evet. Bu şehitlerimizin tamamı Kangal Merkez ve köylerine ait. Evet. Şehitlerimiz. Neyse. Mesela Murat İnci kardeşim benim. Benim çok yakında bir akrabam. Ay canım benim.
Mekanın nuru olsun. Evet, 15 Temmuz şehidi. Hepsinin ruhu şad olsun. Amin. İşte bizim yüzbaşı Özgür Çevik yakın bir Kangan'ın yerlisi, bir ailemizin çocuğuydu. Mekanın nuru olsun. Yakın zamanda şehit oldu. Vay vay. Burada daha öncelerden tanıdığım 15 Temmuz şehitlerimiz. Evet. Rahmetli Üzeyir abimiz. Amcamın çok samimi olduğu, bizim küçüklüğümüzden yanında büyüdüğüm bir abimiz. Rahmi abi yine bizim göre 2 yaş bizden büyük olan, okulda beraber olduğumuz bir abimiz. Hepsinin mekanı nur olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Amin efendim. Hakikaten çok önem vermişsiniz, veriyorsunuz. Helal olsun size. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Yeriniz pırıl pırıl, tertemiz, çiçeklerle donatılmış. Her şeyi güzel. Davet et, hayret et, evet. Affet, tövbe et. Ama ihanet etme Mevlana der. Yanına da Atatürk'ümüzü koymuş. Helal olsun. Her şey güzel. Bayrağımız güzel. Başkanımız güzel. İlçemiz güzel. Siz güzelsiniz. Evet, Sivas'ımız güzel. Kırmızı beyaz evelallah. Ne yapalım artık? En güzeli güzel olmak. Eyvallah. Biz zaten güzeliz burada değil mi efendim? Yani şu Neme Lazım kıssasından da Yavuz Sultan Selim'in kıssasını buraya özellikle astım. Hani bizde bir umursamazlık vardır. Evet. Ya der ki işte şu işi yapalım, bana ne? Öbürü der ki ya zamanım yok, biri der ki işim var, biri der ki param yok falan. İşte bir devletin çöküşünden bahsediyor. Yavuz Sultan Selim'in kafasını Neme Lazım dersek, yani biraz uzun da. Yani özeti şurdu işte, devlet ne zaman çöker sonunda ne olur diyor. Allah Allah. Neme Lazım yani. Düşünüp taşınmış ve bu soruyu bir de dönemin ünlü Türk alimi Yahya Efendi'ye sormaya karar vermiş. Sadrazamı göndermiş. Dönünce Sultan Selim Yahya Efendi ne dedi diye sorduğunda aldığı cevap buymuş. Neme Lazım dendiği zaman diyor. Başka bir şey söylemedi daha var. Yani şurası çok önemli hocam. Bir devlette diyor zulüm yayılırsa, haksızlık sıradan bir hale gelirse, İşitenler de Neme Lazım lafı deyip uzaklaşırlarsa, sonra diyor koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse, bilenler bunu söylemeyip susarsa ve gizlerse. Önemli noktalar bunlardı. Yani şu anda Türkiye'deki evet. Acama gerçekten anlatan bir kıssa diyeyim buna da. Ruhu şad olsun tabii ki. Hepsi. Evet efendim, son olarak bir diyeceğiniz var mı benim halkımız için, Türkiye'miz için ve bu güzel kanalımız için? Yani Allah devletimize zeval vermesin. Aynen. Devlet olmazsa biz olmayız, biz olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz. Yukarıda Allah, yeryüzünde devletimiz. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Hep saygılıyız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sömürgeyi kabul etmeyen bağımsızlığını ilan etmiş. Kanımızda zaten özelliğimizin bir olan kanımızın bağımsızlığımız. Zor zamanlardan geçiyoruz, doğrudur. Hele hele bizim 2019 döneminde seçilen arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız biraz uğursuz bir zamana geldi diyeyim. Biraz açıklama uzun olmasın diye kısa geçeceğim ama. Yani ekonomik krizler, salgınlar, yangınlar, depremler, dövizin artması, işkurun durması, yatırımcının önünü görememesi gibi önemli etkenler hep bizim dönemimize denk geldi. Sağlık olsun ha. Hepsi güzel. Türkiye'miz. Tabii ki olsun ama bu sizi doğal olarak direkt etkiliyor. Yani gelirleriniz azalıyor. Devletten alamadığın zaman iş yapamıyorsunuz. Vatandaş geliyor istiyor. İsteyecek diyor. Evet. Vatandaşın doğal hakkı. Senin borcun varmış. Ödeyemiyormuşsun. Vatandaş bilmez. Bilmez. İster. Başkansın yapacaksındır. Burası önemli. İşte demin ki anlattığım gelir getirici unsurlar önemli bizim için. Evet. Gelir olacak. Bizim paramız olacak ki biz de vatandaşın derdine. Tabii ki yani 2020 bütçe oranını Sivas ve ilçelerinde tutturan, en iyi bütçeyi tutturan başkan biziz. O da bize nasip oldu. Yani %98'leri tutturduk. Benim görevim mesleğimde olduğu için çok uğraşıyorum, bakıyorum, bizzat ilgileniyorum. İnşallah bu sene de aynı değerlere yaklaşmayı düşünüyorum. İsteğim şudur, insanlarımızın vergisel açıdan vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri, bu yapıldıktan sonra zaten belediyenin asli görevleri olan yoldur, sudur, çöp hizmetleridir ve diğer yeşillenme, ağaçlandırma, peyzaj işlenmeleri zaten yapılacaktır. Bunlara uyulursa daha güzel bir Kangal olacaktır. Bizim Kangal'ımızın tarım ve hayvancılıktan başka bir geliri olmadığı için, başka bir diğer ilçeler gibi aşırı bir geliri olmayan bir ilçe olması hasebiyle tarım ve hayvancılıkta da daha gelişmiş
tıbbın, teknolojinin şekillerine uyarak yapılacak yeni çeşit ürünlerin geçilmesinde fayda olduğunu görüşündeyim. Dışarıdan gelen insanlar bizim ekilebilir tarlalarımız, arsalarımız alarak özellikle aşırı derecede gübre ve ilaç kullandıkları zaman sulama zamanında bunların katılımlarıyla, atılımlarıyla doğaya zarar veriyor. Irmaklarımızdaki yaşayan canlılarımızı öldürüyor. Buna dikkat edilmesini istiyorum. Genel durumu inşallah daha güzel olacak. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ belki olsun. Atladığım, unuttuğum marfa vardır. Biraz da heyecanım var. Heyecan yok ya, ne güzel. Atlamışsındır. Hakkınızı helal edin. O kadar güzel konuşuyor ki helal olsun. Bizi dinleyen, bilinçli olarak noktalı virgüllü. Evet. Bizi dinleyen eş, dost, arkadaş, ehbap, Sivaslı hemşerimiz Türkiye'de, dünyada, neresinde varsa hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gelsen Kirşen'e de selam var. Geliyor, ben de geleceğim. 2022'de Allah nasip ederse. Kangallar Derneği'nin açılışında inşallah Allah nasip ederse. Yani çok güzel programlar çıkacak. Çok uğraşıyoruz dediğim gibi. Çok şeyler var ama dediğim şudur. Zaman, şart, mekan, hükümet, sistem, yazışmalar uzun sürüyor. Yoksa o kadar güzel programlarımız var ki samimi söylüyorum. Aynen. Her attığınız taş yerini bulmuyor maalesef. Engeller çıkıyor. Bürokratik engeller, diğer engeller gibi şartları zorlayarak gidiyoruz. Şükürler olsun. Çok muyuz? Evet, çok iyi değiliz ama iyinin de üstünde gidiyoruz. Bu yoklukların içinde. Ne güzel. Sağ olun. Bir de kısa bir şey. Efendim başkanımız, ben iki gündür gidip geliyorum. Kim gelirse giriyor buraya, derdini anlatıyor, deva buluyor. Helal olsun. Yani çare burada, her şey burada. Herkesi kucaklıyor. Böyle bu partidenmiş, buradanmış, şuradanmış, yok burada. Kim olursa kapıyı çaldı mı buyur diyor, çayını içiriyor, çikolatasını yiyor, kolonyasını alıyor. Allah helal olsun. Gördüm. Gördüklerimi anlatıyorum ve böyledir değil mi efendim? Açık kapı. Kıymet diyorsunuz hocam. Yani şimdi dışarıda ses gelmesin diye kapıyı öteledik ama. Evet. 2,5 yıldır buradayız, görevdeyiz. Kangal'da inşallah çıkar gezersiniz. Herkese de sorabilirsiniz. Evet. Ayağın açık beyan. Bu kapı 2,5 yıldır kapanmadı. Herkes buraya gelecek dedim. Çünkü söz vermiştim zaten. Evet. Herkes gelecek. Oturacak, çayını içecek, sohbetini edecek. Sıkıntısını söyleyecek. Yapabilirseniz yaparız deriz. Yapamıyorsak gücümüz yok deriz. Yani bundan gocunacak bir şey yok. Tabii ki. Vatandaşın yani gönlü hoş olsun. Tabii ki vatandaş isteği için gelecek, sıkıntısı için gelecek, şikayet için gelecek. Açığız, eyvallah, buyurun gelin. Ben de açık sözlü olduğum için hak beni zaten bu yüzden de seçti diyebilirim. Olabilecek bir şeyse olur derim. Olamayacaksa zaten olmaz derim. Gücü nispetinde her şey. Bu olmayacak böyle. Duaya amin denirmez zaten. Denirmez tabii ki. Tabii ki. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı iletiyoruz. Bu güzel, hoş zamanınızı, güzel zamanınızı bize ayırdığınız için özellikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ çok olun. Sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. En büyük başkan bizim başkan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kaliteden ödün vermeyen Evsel Grup, giyim, ayakkabı ve mobilya Sivas yolcularını sundu.